giriyorsun yoksa önce programı açıp oyun sonra mı oyunu açıyorsun? Şöyle abi, programı indirebilmek için oyunun kapalı olması gerekiyor. Açıkken oyun indiremiyorsun. Tamam. Programı indirdikten sonra önce oyunu açıyorsun, sonra programı açıyorsun. Program oyunun açık olduğunu gördükten sonra aktif oluyor otomatik olarak. Okey, tamamdır. Ve açılır açılmaz bu ekrana giriyor. Bu ekranda da ya, bu programda yapabileceğimiz birkaç şey var. Onlardan biri şu seçeneği seçtiğimizde, Run Infinitely seçtiğimizde, normalde biz seferlere girdiğimiz vakitte, şu an yok alalım bunu. Girdiğimiz vakitte çoklu savaş seçeneği var ya abi, işte Evet. günlük yenileniyor. Buna gerek olmadan otomatik durmadan devam ediyor. Aynı yeri mi Hani devam ediyor, kat kat mı devam ediyor? buraya, seçtiğin yere. Aynen, tamamdır. Evet, onu şu şekilde ayarlayabiliyorsun. Sadece bu klik açıksa enerjin bitene kadar devam eder. Başlattığın zaman şu tuştan. Okey. Eğer yukarıdan bir seçenek seçersen, hani örnek veriyorum işte kaç olsun, 20 dersen 20 tur hani devam eder, bırakır. Ben genelde bunu direkt run diyorum abi. En son çıkacağım zaman kaç enerjim varsa bitsin diye kullanıyorum. Enerji dolduk. Peki enerji bitti o esnada. Enerjinin dolmasını dolduğu zaman tekrar mı tur atıyor yoksa enerjin bittiği zaman kapatıyor mu? Onu Denedin mi? denemedim abi ama şey, enerji biter bitmez duruyor ve sonra devam etmiyor diye hatırlıyorum. Bir ara çünkü böyle çıkıp gidip bırakmıştım, aynı yerde kalmıştı. Tamamdır. Bir güzel yanı şeyde kullanabiliyorsun abi. Şimdi item basarken örnek vermek gerekirse şunu basalım. Diyelim ki bunu basacağız abi. 16'ya tıkladık. Basmaya başladı. Şu yavaş şekilde basıyor ya. Evet. Eğer bu programı açarsan ve böyleykene seçersen, hani program aktif olduğu vakitte bunu seçersen şeyi hızlandırıyor. Basma şeyini hızlandırıyor. Aynen, Çok anladım. güzel bir şekilde. Şunu 10 FPS'e çekiyoruz abi. Bu burada kalıyor. Bak bu şekilde. Ne yapıyor lan bu? Sil. Gidene kadar basıyor deli gibi. Bunu 10 FPS'e çekmen lazım ama. Anladım. Çok iyi ya, çok iyi değil mi ya? Yani o şeyi yapana kadar basıyor. Bazen şey, hatta tıkladım mı para direkt eriyor. Bir anda yok oluyor para. Vallahi çok iyiymiş ya. Çatır çatır bastı lan herif. Yani çatır çatır da şey yaptı makine. Anladım. Ama şu mantığı arkadaşlar tekrar anlasınlar. Buraya geldiğinde kattaki hero'nu kendin ayarlayıp ondan sonra run deyip play'e basıyorsun. Doğru mu? Evet. Yani Şu şekilde. herhangi başka bir ayarın olmuyor Evet abi. O açtınız yani, bu ekran duruyor burada. yani. Tamam. Ben şu Peki ekranı kapattım. şöyle bir özelliği var mı ya da biliyor musun? Mesela burada kasıyorsun zayıf bir hero'yu. İki hero'nun da şeyi doldu. Yani maksimum seviyeye ulaştı. Sonra hero değiştiriyor mu? Ya da duruyor mu? Nedir olayı? Ya da Orada da şey var, XP sınırlama var. tamam. Tıkladığın zaman, açtığın zaman XP alamadığı durumlarda otomatik kalıyor. Yani XP alamadığı durum şu şekilde oluyor. Şuradan örnek vermek istiyorum. Diyelim bu şekilde kattım bu şarları. Tamam. Ya da şu şekilde kattım. Şu an bir kişi XP alabildiği için devam eder. Hiçbiri Evet. alamadığı zaman kalır. Durur yani o vakitte. Eğer şey belirlemediysen, sayı belirlemediysen, hani sadece bu klik işaretliyse ve durup devam Anladım. etmiş açıksa. Peki var mı öyle bir olayı? Hani maksimum seviyeye ulaştığı zaman XP bunu çıkartıp yerine bunu koy. Buna devam et diye öyle bir olayı var mı bunun? Şu şekilde. Şimdi hani bu şekilde ilk önce ayarlıyoruz karakterleri. Tamam. Her şeyimiz hazır olduktan sonra zaten otomatik olarak başlat dediğinde bu giriyor. Sadece buraya bastığın zaman. Bu buraya otomatik alman lazım Ha bunu. bak şuraya geldi yan tarafa. Doğru. Gördüm. Orada da görüyorum şu an. Burada da hero'ları gösteriyor. Ben ekranı şu şekilde anlatayım bu savaş arkada devam ederken. Burada karakterlerin yeteneklerini güçlendirmek için kaç kitap gerektiği yazıyor abi. Tabi bu gelen ekranları kapatman gerekiyor. Bu şekilde otomatik devam ediyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Anladım. Şunu ben durdurayım, devam etmesin. Burada da şu şey dönüyor abi. Ekrandaki gösterilen karakterleri anlatayım.
Karakterlerin tüm statlarını görebiliyorsun zaten. Evet, görüyorum Burada ben. gösterdiği yeteneklerini geliştirmek için kaç kitaba ihtiyacın olduğu ve sen kaç kere geliştirmişsin. Mesela ben Kaylen'in hepsini geliştirmişim. Burada bir kitap harcamışım ve daha 12 kitap daha harcayabilirim bu karaktere. Hani yeteneklerini geliştirmek için. Kazandıkları parşömenleri görebiliyorsun abi. En fazla 100 tane beyaz kazanabiliyorlar. Bunların bir sınırları var. Burada bunları görmeye yarıyor. Bunun haricinde Clan Boss Simulator'ı var abi. Burası gerçekten işe yarayan ve güzel bir yer. Bu şekilde ayarlanıyor. Ben direkt savaşı terk et. Bunu da şu şekilde kayla açtıktan sonra. Abi örnek veriyorum. Savaşa gireceğiz. Ben buraya kayalı seçiyorum. Buradan hani karakteri buluyorsun. Tamam. Şuradan hemen ben de bulayım. Kayalı seçiyorsun abi. Ve şu an sahip olduğun speed'i giriyorsun. Şuradan kontrol ederek speed'i yanlış olmasın diye 181. Burada karakterin speed'ine 181 yazdığın zaman, diğer karakterlerle girdiğin zaman hangi turda karakterin kaç kere vuracak onu gösteriyor. Mesela Easy Clan boss'unda benimki her tur 2 kere vuruyormuş Kayn mesela. Ve burada opsiyonel kullanman gereken yetenekleri gösteriyor. Ya kullanmayabilirsin. Direkt otoya bırakıp otoya bıraktığında da bu şekilde gider. Büyük ihtimal. Hiç Anladım. bırakmadım. Her hepsini yapıyorum fazla hasar çıkarmak için. Burada opsiyonel yetenekleri gösteriyor. Yani bu işine yarayabiliyor. Şöyle işine yarayabiliyor. Abi, herkesi seçtikten sonra nasıl bir düzenle durman gerektiğini fark edebiliyorsun. Karakterlere göre. Tabi ortaya da bırakmak var işin içinde. Hani bu Combo Simulator burada biraz işine yarayabilir. Okey, bu güzelmiş ya. Yani güzel bir fikir. Uygulama arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Ama Aynen öyle abi. ben şeyi merak ettim. Yani aslında yani dedim ya, şimdi ben kar kasacağım. 12'nin altısına bıraktım. X kasacağım. Evet abi. 3 tane koydum Kael'in yanına ezik. Kael kastı. İşte ben yokum tabii. O 3 ezik de maksimum seviyeye ulaştı. Şimdi bunları geriye atıp yenilerini otomatikman alıyor mu? Alacak mı? Alma gibi bir durumu var mı? Onu merak ettim. Yok abi. Onu senin yapman gerekiyor. Yani yine elle müdahale ediyorum o zaman. Evet, oyuna bir tık elle müdahale ediyorsun. Bu devam etme tuşu ve durması için hani dediğim gibi XP'lerde olduğu zaman durabilir. Tur sayısı belirlersen durur veya enerjin bitene kadar devam eder direkt bu seçenekle. Tamam. Anladım. Bu şey abi işte bu sadece senin şeye basmanı Yani o kaldırmış oluyor aynen ortadan. otomatik, hani sürekli basıp girmemi ya da çevirmemi den ziyade Evet. çoklu giriş gibi bir şey oluyor bu otomatik. Çoklu giriş çok fazla sahip olamadığın için çok girişten harcamayıp bazı görevlerde de lazım çünkü. Evet. Çoklu girişten harcamayıp buradaki sıradakine basmanı engelliyor. Otomatik kendi başlatıyor yani. Anladım. Arkada duruyor. Direkt bu şekilde O devam ediyor. yönden güzel bir uygulama arkadaşlar. Ya bazıları uygulamaya şey diyor. Oyun işte otomatik giriş katmış. Bunu katıyorsunuz. Bu haksızlık değil mi? Abi oyun sadece senin ait olan enerjini hızlı bir şekilde kullanmanı sağlıyor. Evet, bence güzel. Artıya basma konusunda da güzel. Yani 50 kere artıya basıp burada şey yapmaktansa koy anasını. Çok kanser oluyor abi. Burada da tur bittikten sonra veya turun içindeyken durdur tuşuna bastıktan sonra bu ekranda kalıyor. Bitince veya oyunun savaş esnasında durdur tuşuna basarsan devam etmiyor abi otomatik girişler. Tamam. Şeye de sınırlayabilirsin. Mesela target event point diyor ya abi. Evet. Şu an bir event var. Clan eventi. Bu puan oluyor. Ben buraya eğer 80 girersem ben bir turda 80 aldığım için bu turda 80 alıp durur. Devam etmez. Okey. Buraya 500 girersem 500 puan toplamaya çalışır burada. Pek kullanılacak bir şey değil ama ya. Tamam herhalde. Ya tabii ki. Herkes genelde X'e bıraktığı için. Zaten bir yanda kasılıyor bunu. Çok buna dikkat eden yok ama yani çok dikkat edilecekse gene böyle bir şey de var kullanılabilen. Olabilir. Güzel bir şey arkadaşlar. Yani ben gayet beğendim valla. Yani evet, bunu indirebilirim yani, kullanabilirim. Bunun oyunun herhalde bildiğim kadarıyla oyun bunu destekliyor zaten, yani şey yapmıyor. Destekliyor abi ki zaten bunun moderatör olarak yayıncılar yapanlar da Alp Legends'i biliyorsundur. Evet. Veya normal başka yayın yapan oyuncuların hepsi de bu uygulamayı kullanıyor.
Evet. Bence gayet mantıklı kullanılabilir. Arkadaşlar tavsiye ediyorum. Vallahi sana da çok teşekkür ediyorum. Var mı sorusu olan yayındaki arkadaşlar? Konuyla ilgili bilgi almak isteyen. Ya bunun en güzel yanı şey zaten abi, hani Şimdi mesela. bizim arkadaşın bir tanesi de şu olayı var. Problemi şu. Onu biliyor musun mesela? Yüklemiş ama şeyde gözükmüyor diyor. Excel O yük Helper'ım. aynen helper yüklemiş ama RSL diyor gözükmüyor diyor. Doğru mu anlamışım? Kes. Evet. Ben şöyle söyleyeyim abi, cevap verene kadar arkadaş. Aynen bak diyor ki installer'dan indiriyorum diyor. Ama da inmiyor diyor. Oyunu açık bıraktıysa inmez abi. Oyun açık mı şu an? Oyunu kapatması lazım. Oyun açıkken programı indirmiyor. Direkt engel teşkil ediyor. Çünkü ben de o sorunu yaşadım. Yani oyuna çıktı, niye indirmiyor dedim. Oyunu çıkıp denedikten sonra indirdi. Her şeyi doğru yapıyorum diyor. Yok diyor. Onunla ilgili değil diyor. Ben indireyim. Bakalım şimdi ben indirdim. Şöyle yapalım Ben de arkadaşlar. yayını kapatıp seninkine geleyim abi. Tamam. Zaten şu an yayını Twitch'ten seyrediyorsunuz. Herhalde Discord'dan açmama gerek var mı? Kık arkada, yayın arkada. Tamamdır. Şöyle bir şey. Ben indirdiğime bakalım. Ben yapalım bakalım. Bir yapalım. RSL Helper Installer. Oyunu kapatmam gerekiyor tabii öncelikle arkadaşlar. Şöyle bir şey. Önce oyunu kapatalım. Hem denemiş oluruz. Şey açık, Plarium açık olsa da fark etmiyor, değil mi? Yok etmiyor abi. Plarium Tamam. açık kalabilir. Ek bilgi. Şimdi bak şöyle bir şey var. Evet, şurada bir problem var. Bunu eğer böyleyse onu düzelt. Şimdi RSL installer açtığında installer'ı ek bilgi şurada çalıştır dediğinde inmez. Ek bilgiyi tıkladığında yine de çalıştır çıkar. O esnada çalıştırıyorsun. Doğru mudur? Evet abi. Yani yine de çalıştır dediğinde evet diyorsun. Yani o kendi zaten yönetici olarak okey. C programa C'ye yüklüyorsun. Next diyorsun. Next diyorsun. Installer diyorsun. Sen de burası yok ondan değil. Burası geliyor mu sende? Böyle mi? Bu noktaya kadar gelebiliyor musun? Yoksa direkt orada mı atıyor? Indirdiğin link kırık olabilir mi? Finish diyelim. Ondan sonra Upta the Helper diyelim bakalım. Buradaki problem ne oldu şimdi? Ne oldu? Sence? Şu an yayın bir tık geriden geliyor. Bir saniye abi. Şu an geldi. Bir daha tıkar mısın be Tamam. yazıya? Tamam. Okey. Şu an indirmeye başladık herhalde, değil mi? Evet, şu an indiriyor abi. Benim ekranımda indiriyorum şu an. Peki bunun bir Tamam. bu programın herhangi bir virüs, herhangi bir crack, mob şeyi olayı var mı? Ben kullanıyorum. Bende bir problem çıkmadı. Ben şöyle diyeyim abi. Şimdi bunu Ama Jahrein de kullanıyor. Levo da kullanıyor arkadaşlar. Muhtemelen evet. onla, bir problem olsa herhalde onlar da sonuçta kuvvetli yayıncılar, bilgili yayıncılar herhalde derlerdi.